Şimdi konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza Marmara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erol Özvar hocamızı davet ediyorum. Buyurun hocam. Muhterem Bakanım, çok kıymetli misafirler. 4. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumuna hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Önce sempozyumun düzenlenmesinde katkıda bulunan 15 Temmuz Derneği'ne ve Üsküdar Belediye'mize ve üniversitemizin çalışanlarına buradan öncelikle teşekkür etmek isterim. 15 Temmuz sizlerin de bildiği gibi aynı zamanda Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanmaktadır. Bu vesileyle ben de öncelikle çok kıymetli misafirlerimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik etmek isterim bu sempozyum vesilesiyle. Anma, hatırlama ve yad etme günleri hepimize geçmişte yaşananları her seferinde zihnimizde, muhayyilemizde canlı tutmamıza vesile olur. 15 Temmuz işte böyle günlerden bir gündür. Bundan 4 yıl önce Fethullahçı terör örgütünün ülkemize ve memleketimize ihanetini hatırlayarak hafızamızı diri tutmak, o hainler ve arkasındaki güçlerle mücadele etmenin ilk şartıdır. Milletimiz 15 Temmuz'da iradesine, demokrasisine ve istikbaline canıyla ve kanıyla sahip çıkmıştır. Bu uğurda 251 vatan evladı şehit düşmüş, 2000'in üstünde ise gazimiz olmuştur. Millet izin vermedikçe tankla, tüfekle kimsenin bir şey yapamayacağı tüm dünyaya ilan edilmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle milletimiz üzerine açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde vurulan insanlara rağmen asla geri adım atmamış, meydanı darbecilere bırakmamıştır. Milletimiz emniyet teşkilatımızın mensuplarıyla ve darbecilere karşı harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla el ele vererek bu darbe girişimine karşı tarihi bir duruş sergilemiştir. Tankların etkisiz hale getirilmesi başta olmak üzere asker görünümlü teröristler karşısındaki dik duruşlarıyla memleketine ve geleceğine sahip çıkan milletimiz gece boyunca sayısız kahramanlık destanları yazmıştır. En gencinden 70 yaşındaki 70'lerindeki ihtiyarlara, işçisinden patronuna, köylüsünden şehirlisine kadar milletimizin tüm fertleri, parti, meşrep, siyasi görüş farkı gözetmeksizin darbeciler karşısında tek vücut olmuştur. Değerli misafirler, çok kıymetli bakanım. Türkiye'nin huzuruna, istikrarına, gelişmesine kasteden 15 Temmuz Fethullahçı terör örgütüne karşı canlarını veren tüm şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet dilerim. Bu uğurda canını ortaya koyarak gazi olan tüm kardeşlerimize sağlık ve afiyet dilerim. İnşallah aziz milletimiz böyle bir tehlikeyle bir kez daha karşılaşmaz. İşte bugün düzenlediğimiz 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen bu sempozyum ve benzeri etkinlikler bugünün zihinlerimizde, muhayyilemizde her daim canlı kalmasına vesile olacaktır. Sempozyuma uzaktan ve yakından teşrif eden bütün katılımcılara başarılar, muvaffakiyet diler. Siz çok kıymetli dinleyicilere de sağlık, afiyet dilerim. Kalın sağlıcakla.